Merhaba, benim adım Hatice Bilge Demir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. İASN Selçuk'ta denetim kurulu üyesiyim. Bugün Nida Nur Mutlu'yla beraberiz. Kendisi Fridays for Future'da, Fridays for Future Bursa'da görev alıyor. Merhaba Nida. Öncelikle kendini kısaca tanıtır mısın ve topluluğundan bahseder misin? Tabii ben Nida Nur Mutlu, 17 yaşındayım. Bursa'nın İlfeyi MKBF Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 1,5 yıldır da Fridays for Future Bursa'da savunuculuk ve gönüllülük yapıyorum. Fridays for Future Bursa'dan bahsetmek gerekirse, aslında bir buçuk yıl önce Nilüfer Gençlik Meclisi gönüllüleriyle beraber bu oluşumu kurduk. Başlattık daha doğrusu ve sonrasında farklı alanlardan ve farklı topluluklardan da gönüllülerle birlikte bu oluşumumuzu büyüttük. Gönüllü ekibimizi de büyüttük. Bunun haricinde belli bir tanım yapmak gerekirse aslında hareketimiz iklim ve ekoloji tabanlı bilimin arkasında birleşen bir savunuculuk hareketi. Bunun haricinde neler yapıyoruz noktasında neler yapıyoruz bunlardan bahsetmek gerekirse de genelde Bursa yerelindeki hareketlere destek veriyoruz. Onun haricinde Türkiye'de ulusal çapta oluşturulan kampanyalara ya da hareketlere destek veriyoruz. Bunun haricinde de şu anda aslında üzerine en çok emek verdiğimiz ve en çok mesai harcadığımız Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte yine ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Bursa Yediğimiz Hava kampanyamız var. Bu şekilde. Çok güzel, teşekkür ederim. Bu biraz kişisel bir soru olacak. Çevre alanında faaliyet göstermeye neden ve ne zaman karar verdin? Ya ben aslında küçüklüğümden beri birazcık da dedemin aslında bir köyde yaşaması sebebiyle doğaya zaten çok iç içe bir çocukluk geçirdim. Bu yüzden de doğayı çok fazla gözlemleme şansına sahip oldum. Ve tabii hani büyüdükçe birazcık daha işlerin yolunda gitmediğini, işlerin normal seyrinde gitmediğini fark etmeye başladım. Bununla birlikte tabii ki de ekoloji alanında daha fazla işte okumalar, araştırmalar yaptım. Fakat liseye geçince Nilüfer Gençlik Meclisi ile yollarım kesişti. Buradaki arkadaş topluluğumla beraber bir oluşum kurmaya karar verdik. Çünkü aslında ekoloji alanında evet yani Nilüfer Gençlik Meclisi ile de birlikte birçok sosyal sorumluluk ve hak temelli faaliyetler gerçekleştiriyorduk. Fakat konu ekoloji alanında savunuculuk boyutuna gelince daha örgütlü ve daha aslında konu özelinde bir oluşuma bu işi daha iyi ve daha sistemli yapabileceğimizi düşündük. Bu yüzden de Fridays for Future Bursa oluşumunu kurduk. Bildiğin üzere günümüzde çok fazla çevre sorunu var. Bunlardan da en önemlisi kirlilik. İnsanların doğaya ve çevreye bıraktığı kirlilik. Çevre kirliliği ile ilgili ne düşünüyorsun? Ya aslında çevre kirliliği maalesef ki tek bir alanda incelenemeyecek kadar büyük bir sorun haline geldi artık tüm dünyada. Tek bir alanda incelenemeyecek diyorum. Bunun aslında hem fiziksel hem de daha sosyal bir boyutu var. Fiziksel boyutuna gelirsek kirlilik hepimizin de gözlemleyebildiği gibi topraktan suya, havaya kadar her alana yayıldı. Çevrenin her alanına yayıldı ve her alanı etkiledi. Ve aslında bununla birlikte hem de toplumsal yaşayışları etkiledi tüm dünya genelinde. Şöyle ki aslında günümüzde çevre kirliliğine en çok sebep olanlar daha büyük ve daha zengin devletler, daha zengin topluluklar. Fakat bunun yanında bundan etkilenenler daha dezavantajlı durumda olanlar. Ve aslında bu çevre kirliliğine en az sebep olan devletler, yani daha küçük topluluklar aslında. Bu durumda da aslında yani bu durumda aslında bize gösteriyor ki çevre kirliliği bir sosyal adalet meselesi. Aynı zamanda bir sosyal adalet boyutu da var bu çevre kirliliği meselesinin. Peki çevre kirliliği konusunda ekip olarak veya bireysel olarak yaptığınız çalışmalardan genel ve kısa şekilde bahseder misin? Ya bireysel olarak aslında bahsetmek gerekirse daha çok işte çevremdekileri sohbetler aracılığıyla hani sohbet arasında biraz daha bilgilendirmeye ve biraz daha farkındalık arttırmaya çalışıyorum. Fakat bunlar da çok küçük çaplı. Biz Fridays for Future Bursa olarak da çevre kirliliği konusunda çeşitli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.
Örnek vermek gerekirse yerimizdeki ormanlarda, parklarda, deniz kenarlarında, sahillerde temizlik günleri düzenledik veya halihazırda düzenlenenlere katıldık. Bunun haricinde kirlilik konusunda alanında uzman kişilerle söyleşiler yaptık, eğitimler düzenledik. Fakat bunlar biraz daha küçük çaplıydı. Şu anda da biraz önce de bahsettiğim gibi Nilüfer Gençlik Meclisi ile ortak yürüttüğümüz uzun soluklu bir burs eğitimimiz var. Kampanyamız var. Bayağı böyle dallı bir kampanya bu aslında. Birçok noktaya değiniyor ki zaten biraz önce bahsettiğim gibi hani çevre kirliliği tek bir alanda incelenemeyecek kadar büyük bir durumda şu anda. Bu yüzden aslında bu kampanya içerisindeki taleplerimiz veya söylemlerimiz birçok kirlilik boyutuyla da ilgili aslında. Bence de bu konuda çok haklısın. Peki çevre kirliliğinin en büyük etkeni olan atıkların daha az da indirgenmesi açısından nasıl önlemler alınabilir? Bu Ya konuda ne diyebilirsin? aslında atıklar konusunda özellikle son yıllarda işte bu geri dönüşümler olsun ya da kompost projeleri olsun ya da atıkların tekrar değerlendirildiği ileri dönüşüm projeleri olsun çeşitli girişim modelleri arttı. Aslında bu çok iyi bir gelişme. Fakat kirliliğin şu anda ulaştığı noktayı ve buna asıl sebep olan kirletici şirketlerin büyümesini ve faaliyetlerine hızla devam etmesini düşündüğümüzde daha fazlasının gerektiği çok açık bir durum. Bunun için bence gerek yerimize gerekse ulusal çapta karar alıcılara veya bu denetim mekanizmalarına büyük iş düşüyor. Daha sıkı denetim ve denetimin yanında daha sıkı uygulamalar ve yaptırımlar gerekiyor bence kirletici şirketlere karşı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre kirliliği üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaları ne kadar yerinde buluyorsunuz? Genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ya belirttiğim gibi aslında yani kirletici şirketler gün geçtikçe büyümeye, faaliyetlerini arttırmaya ve daha fazla kirletmeye devam ediyor. Aslında bu kirleticilere karşı daha sıkı denetimler ve daha ciddi yaptırımlar gerekiyor. Yerellerde yapılan mesela kirlilik ölçümlerinin de denetlenmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte halkın da bu kirlilik ölçümlerinden haberdar edilmesi, halkla paylaşılması gerekiyor. Yine bu konuda karar alıcıların daha büyük ve hızlı adımlar, daha ciddi adımlar atması gerekiyor. Bunun yanında sanırım bizim üzerimize düşen de karar alıcıları ve işte kirletici şirketler üzerinde baskı kurarak mücadeleye devam etmek. Teşekkür ederim. Bilindiği üzere son yıllarda hem dünyada hem de özellikle Türkiye'de ağır bir dönemden geçiyoruz pandemi süreci. Sence pandemi sürecinin çevresel kirliliğe ne gibi bir etkisi oldu? Aslında şöyle hatırlarsınız bu pandeminin en başında pandemi süreci daha başladığında hepimiz evlerimize kapandığımızda bu haberlerde işte Marmara Denizi'nde kirlilik azaldı, işte bu İstanbul'dan görüntüler veriliyordu, sonra hava kirliliği azaldı tarzında manşetler gördük. Aslında insanların gündelik faaliyetlerinin kısıtlanması kısa bir süreliğine böyle bir etki yarattı. Fakat bu aslında hani bir tüm dünyada bir kum tanesi kadar kaldı. Bunu aslında sonradan gördük. Çünkü kirletici şirketler faaliyetlerini hızlanarak devam ettiler. Ki hani bu kar açıklarını kapatmak için. Ve şu anda ölçülen kirlilik değerleri de ciddi boyutta hala. Ki kirlilik ölçümleri de ne kadar doğru yansıtıyor veya ne kadar yeterli, bu da ayrı bir tartışma konusu aslında. Son olarak bilindiği üzere bu etkinlik Avrupa Birliği Yeşil Hafta, İngilizce adıyla EU Green Week kapsamında düzenleniyor. Bu hafta ile ilgili görüşlerin nelerdir? Şöyle Avrupa Birliği'nin uluslararası çapta bu şekilde bir hafta belirlemesi umut verici bizler için. Ve umuyoruz ki bu tarz projeler, haftalar sayısını ve sanırım en önemlisi de önemini ve etkisini artırarak devam eder. Bunun haricinde umarım bu organizasyon sonundaki çıktılar gerçekten bir şeyleri etki edip değişimler ve farkındalıklar yaratabilir. Ayrıca çevre kirliliğiyle mücadele maalesef ki tek bir haftayla sınırlandırılamıyor veya çözülemiyor, yani çözüme kavuşturulamıyor. Umarım bu hafta kapsamında uluslararası yapılan tüm etkinliklerin etkisi de
tüm zamanları yayılır ve çözüm yoluna katkı sağlar. Çok teşekkür ederim. Katkıların için hem sana hem de topluluğuna ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Katıldığın için Çok çok teşekkür ederim. teşekkürler.